Pazar yerine girdikten sonra öncelikle tüketiciyle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Daha sonra kendi sisteminizi açmak mı hani daha doğru? Yoksa hayır ben devlet teşviki de alıyorum. Pazar yerine girmeyeyim. Kendi markamı konumlandırayım ve iletişime başlayayım. Ve bu şekilde ilerleyeyim. Hangisi daha doğru? Daha doğrusu hangisi daha doğru değil? Hangi marka için hangisi daha doğru? Çünkü bu iş biraz bütçeyle de alakalı. Doğru. Sizin görüşünüz nedir burada? Şimdi bu zaten en çok sorulan soru. Kendi sistemimi açmalıyım, pazar yerine mi girmeliyim? Genellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bu konu tamamen bütçeyle alakalı bir konu. Şimdi pazar yeri dediğimiz yani Amazon, işte eBay, Zalando, Asos gibi platformlar zaten kendini rüştünü ispat etmiş, güven konusunu ispat etmiş. Yani oraya yeni bir ödeme yöntemi eklediği zaman Amazon sorgulamazsınız. O ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Dolayısıyla birçok konuda kendini ispat etmiş global oyuncu olduğu için, sektöre yön veren oyuncu olduğu için bizim az önce bu saymış olduğumuz güven konuları vardı ya lojistikte. Yani Amazon oraya bir sallıyorum şu anda işte Royal diye bir şey koydu. Taşıma firması koydu. Yani Amazon'da olduğu için ona güven şey yaparsınız. Güven duyarsınız. Ama kendi internet sitenizde bu global oyuncuların haricinde bir taşıma firmasını koyarsanız maalesef aklında soru işareti kalır. Global oyuncuların bu pazar yerlerinin avantajı şu. Bu birçok süreçten geçmiş. Tabiri caizse sektörde hep at üstünden düşmüş. Bunun tokatlarını çok yemiş ve birçok aşamayı geçmiş ve o yüzden global oyuncu olmuş. Güven konusunda aklına herhangi bir soru işareti yok. Orada alışveriş yapan insanların o yüzden oraya girdiğiniz zaman bu şeyleri yıkıyorsun. Ama kendi içinde sorunlar başlıyor tabii ki. Bu sadece bu demek değil. İşte birçok pazar yerlerinde şimdi şey vardı. Buy Box diye bir şey vardır. Yani o Buy Box'ı satın almak için gerçi monobrand haricinde multibrandlerde olur bu. Tek markaysanız tek box size aittir. Ürünü o ülkedeki satıcının deposuna gönderen kazanır. Yani bu ne demek? Fulfillment by X neresiyse orası. Yani full FBA, Amazon FBA dediğimiz. Fulfillment Böyle by bir Amazon. sorumuz var. Amazon FBA konusunda da görüşünüzü merak ediyorum demiş Estel İsla. Evet. Tam üstüne geldi. Evet, Amazon FBA yani şöyle biz Zalando ile FBZ çalışıyoruz. Fulfillment by Zalando diye çalışıyoruz. Yani eğer orada şöyle bir durum var. Listelediğiniz zaman ürünlerin FBA logoları geliyor ürünlerin üzerine. Yani bu ürün FBA ürünüdür. Yani Amazon tarafından paketlenir, Amazon güvencesiyle teslim edilir. Biliyorsunuz Amazon ücretli bir şeyi var. Prime üyeliği var. Yıllık ödediğiniz. Prime deyince aklına insanların Türkiye'de hep böyle Netflix gibi. Ha, Netflix değil mi? Değil. Prime'ı yıllardır Amazon bunu veriyor. Bu hizmeti sunuyor. Videoyu yeni ekledi içerisine. Bu şu demek. Prime üyeye sahip kişiler ertesi gün o ürünü alır. İkinci güne gelmez. Üçüncü güne sarkmaz. Ertesi güne onu alacağını bilir. Amazon tarafından paketlendiğini bilir. O güvencede geleceğini bilir. O ürün mutlaka o ürün. Jilet gibidir. Mükemmeldir. O müşteri o logonun o anlama geldiğini bilir ve ürünü filtrelerken FBA'leri seçer ve ona göre listeler. Yani ben öyle yapıyorum. FBA'yi listeliyorum, ona göre alıyorum. Yani AliExpress'te de kendime göre filtreleme, listeleme seçeneğim var. Amazon'da da listeleme seçeneğim var. Bu mutlaka alması gereken bir şey. Maliyetler zaten o kadar komik ki. Yani iadesi de olan bir ürün satıyorsanız iadeyi de yürütüyorlar. Zaten baktığınızda sattığına inandığınız satan bir ürünse zaten oradaki süreci hızlıca yürütüyorsunuz. Amazon zaten satılmayan ürünü deposunda tutmuyor. Belli bir süre sonra al artık bunu buradan diyor. Yani kolay bu operasyonu yürütüyorsunuz. O yüzden FBA'ye soğuk bakmayın. Firmalar genelde şey yapar. Ürünü oraya bağlamak istemez. Öyle düşünmeyin. Belli bir stok gönderin. Sadece şunu der. Minimum 3 stok. Zalando'dan bahsediyorum. Biz Amazon'la çalışmıyoruz. Ama genel olarak mantıkları birbirine benziyor. Yani varyantlı ürün S, M, L beden her üründen üçer tane minimum gönder diyor. Kırık beden kesinlikle gönderme diyor bana. S, M,
var, L yok diye bir şey yapma diyor. İsterse binlerce olsun ama gönderme diyor öyle. Üçer tane gönder. Bir tane sattıysa artık satacaktır bu. Çünkü düz mantıklı düşüneceksin. Sürekli orayı besleyeceksin. ETGB ile onların deposuna ürün çıkacaksın. Bu zaten FBA'yı mutlak suretle kullandığı zaman avantajlı olmuş olur. Çünkü kimse düşünün, ertesi günü geleceği garantili olan ürünü mü alırsın, yoksa o logo onda işaretli değil, Türkiye'den gelecek bir de ürün, onu görüyor müşteri, yabancı ürünü. Zaten bir algı var Türkiye'ye. Oradan gelecek olan o ürünü mü alırsın? Tabii ki ertesi günü gelecek olan ürünü. Amazon kutusuyla geliyor bir de. Yani o da bir prestij ya. Yani böyle bir şık falan Amazon falan. Ve şimdi yani çok da fazla gözü büyütmemek gerekiyor. Biz nasıl ki şeye alışığızdır, hani perakende'de, tekside, konsiye malı alışığızdır yani. Bırakırsınız ama seri halde bırakmak durumundasınız ya. Hani aynı zihniyette bakmakta fayda var. Yani gözde büyütmeden gerçekten o seriyi verip hani her koşulu tamamlayıp satılacağını bilmek dediğiniz gibi önemli. Eğer satılmıyorsa da zaten diyor ki pazar yeri, burada daha fazla yer tutmasına gerek yok. Başka beni bu operasyonda yormaya gerek yok diyor. Zaten ürününüzü size geri iade ediyor. Yani onu da bir... Kesinlikle, kesinlikle. Bunu sessiz sedasız Türkiye'de yapan çok fazla böyle şeyci var, biliyor musunuz? Amazon'da Türkler en fazla ne satıyor? En fazla hep böyle bu hamam şeyleri yok mu? Onları evet. Satıyor. Herkes zaten ona bir adım atmış. Çünkü inanılmaz bir talep var. Neydi o ürün ya? Adını şu an unuttum. Keseler var. Paketler var. İşte sabun, kese, bilmem ne. Hamam tasları var. Vesaire. Ya bu hani havlu gibi, havlu gibi. Onları peştemal. Satıyorlar ya. Peştemal. Heh. Peştemalci. Peştemal satmayan Amazon'da satış yapan Türk görmedim. Emin olun. Baharat galiba. Ben onu da çok duydum. Baharat. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ile birlikte Oran'la mıydı? Oran Kalkınma Ajansı. Bir ihracat forumu düzenlendi Anadolu Üniversitesi'nde. Birini tanıdım orada. Oltu taşı satıyor Amazon'da. Eskişehir'in oltu taşı meşhur ya. Göndermiş oraya. Yapmış. Bulmuş bir tane amcayı. Amca ne yapıyorsun sen demiş. İşte bunları satıyorum. Ya ne güzelmiş bunlar. Bana bunları verse demiş. Hani ikişer tane. Bunları şey. Üçer tane bu işlemeli taşları yapıyor. Gönderiyor Amazon'a FBA olarak. Satıyor. Geldikçe de daha fazla yapıyor. Daha fazla. Adam sessiz sedasız satıyor bunu ve ciddi de bir ciro yapıyor. Bana panelini gösterdi cep telefonunda. Yani çok ciddi bir telaffuz edilen bir rakam şu anda hesabına aktarılacak olarak duruyor. Evet, benim de böyle yani, bir arkadaşım. Bu adam Amerika'yı keşfetmedi ki. Oltu taşını kendi keşfetmedi yani. Evet. Yani bunu niye böyle yapmıyoruz? Bunu bir türlü anlamak mümkün değil. Yani Amazon paramın üstüne yatar, malımı göndermez diye mi çekiniyoruz acaba? Yani Amazon ya, bu dünyanın en büyüğü. Yani sen ürünü gönder, satacağım diyor. Satamazsam geri göndereceğim zaten diyor. Yani mal geliyor arkadaşlar. Yani Amazon'un Brezilya'daki deposuna gönderip ürünü satmadığı zaman geri gönderiyor size. Ulaşıyor yani. Bundan emin olabilirsiniz. Bu operasyonlardan korkmamak gerekiyor. Bir de ülke olarak belki yabancı dil bariyerimizi ondan da korkuyor olabiliriz birazcık. Ben genelde bu tarz şeyler de duyuyorum. Ama yani hani bunlardan korkmamak ve çekinmemek gerekiyor. Yazışabiliyorsunuz, anlaşabiliyorsunuz. Hani E-Fant'ın müşteri hizmetleri bizim tarafımızdan gerçekleşiyor. E-Fant'ı tüketici, İsveçli kullanıcı. Oranın çok büyük bir kısmı İngilizce biliyor. Ama ilk etapta biz çok mutluyuz. Bizimle İsveççe iletişime geçmeye çalışıyor. Çünkü bu da şunu demek oluyor. Bizi bir Türk markası gibi görmüyorlar. Biz istediğimiz algıyı oturtmuşuz demek. Dolayısıyla ilk etapta bizimle İsveççe iletişime geçmeye çalışıyor. Yani telefonla iletişim kurmuyoruz, yazışıyoruz. Yani herhalde benim tarif etmeme gerek yok. O müşterinin yazdığı İsveççeyi nasıl İngilizce yanıt verebilirim, onu nasıl anlayabilir mi? Ben İsveççe bilmiyorum. Yani buna nasıl cevap veriyorum? Herkes tahmin edebilir nasıl cevap verdiğimi. Yani Google Translate'de o dilin algıla diyerek ne anlama geldiğini anlıyorum. Vermem gereken cevabı da yazıyorum. İngilizce cevap yazdığım için de geri yanıtını bana İngilizce dönüyor. Yani bu çok zor bir süreç değil. Bir de diyelim ki İngilizce iletişimi kurmanız gereken bir süreç var. Yani yeni gelen nesil, Y kuşağı, mükemmel bir kuşak. Yani birkaç dile mutlaka yönelmeleri lazım.
yetişmeleri açısından da, kariyerleri açısından da mutlaka değerlendirilebilecekleri pozisyonlar. Uluslararası bir operasyonun bu iletişiminde bu arkadaşlarımız kendilerini çok rahat geliştirebilirler. Böyle bakmak bir lazım. Bir tek şey var, benim eklemek istediğim, Fransa'ya ve Almanya'ya dikkat edelim. Yani Fransızca ve Almanca'ya. Genelde ilk tercihleri Fransızca ve Almanca oluyor. Olmadığı zaman hani İngilizceyi çok iyi biliyorlar. Gerçekten konuya hakimler ama ilk tercihleri Fransızca ve Almanca konuşmak olmuyor. İngilizce konuştukları zaman da rahatsız oluyordu eski kuşak. Şimdi yeni kuşakta o da kalktı. Zaten İngilizceyi kullanmayı seviyorlar ve iletişime geçiyorlar.